Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu emma ba'd. Bakara suresi 172. ayet. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu, kulu min tayyibati ma razaqnakum, veşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ey iman keltirgenler, sizlerge rız kılıp bergen nesnelerimizning tayyiblerden yiyler. Ve eğer sizler fakat yine Allah'a ibadet kıladigan bolsalaringiz, unga yine şükür kılıyler. Suyuti ayeti yaptılar ki, Ya eyyühellezine amenu kulu min tayyibati halalati ma razaqnakum. Ey iman keltirgenler, biz sizlerge rızkılı bergen nesenin tayyiplerden yani halallerden yiyler. Veşkuru lillahi ala ma ahalla lakum. Allah Teala sizlerge halal kılıp bergenlik için Allah'a şükür kılıyler. İn kuntum iyyahu ta'budun. Eğer sizler fakat kine onge ibadet kıladigan bolsalar ingiz. Allah Subhanehu ve Teala bundan aldığı ayette hem bütün insaniyetke hitap kılıyordu. Şimdi müminlerge hitap kılıyordu. Karin. Allah Teala mümin kullarını kançalı yaxşı görürdü. Ey iman keltirgenler, sizlerge rızk kılıp bergen nesnelerimizning tayyiblerden yiyler, pakizelerden yiyler deyordu. En halalıdan yiyler deyordu. Demek halal yemak şunçalı mühim bir mesele buldu ki, Allah Teala onu müminlerge hitap kılıp zikir kılıyordu. Emir kılıyordu. Kulu, buyruk buluyordu. Şunun için halal işliğimiz farzdır. Şimdi rızk kılıp bergen nesnelerimizning tayyiblerdendir. Ve de min kelyap turganligining sebebi tayyibda agar siz halal desiz, rızk kılıp bergen nesneler ikkiga bo'linadi. Halal ve haram. Yani insonning yegan, iste'mol qilgan narsasi hammasi rızk deyiladi. Rızk degani bermoq degani. Alloh taolaning bergan bütün narsalari rızk. Lekin siz bunu halal yo'ldan yeyishligingiz ham mumkin, harom yo'ldan yeyishligingiz ham mumkin. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, sizlarga rizq qilib bergan narsalarimizning toyiblaridan yeylar, yaxshilaridan yeylar deyapti. Inson agar sabr qilsa, Qur'on hadisga muvofiq yashasa, Alloh taolo unga doim halol rizq beradi. Lekin inson shoshiladi. Halol rizq kelyapti turganida shayton unga harom bir rizqni ko'rsatadi. Inson aldanib Allohning hukmini esidan chiqaradi-da, shaytonning vasvasasiga aldanib, haligi harom rizqni oladi. Keyin yana shayton uni aldaydiki, buni olmaganing dedi, rizqsiz qolarding deydi. Ammo yolg'on gapiryapti. Alloh subhanahu va taolo sizni yaratganda nahotki rizqsiz qilib yaratgan bo'lsa. Sizi yaratganda rizqingiz yozilgan edi. Onangizning qonidaligingizda takror yozilyapti rizqingiz. Hammasi ma'lum. Shuning uchun shoshilmang, sabr qiling, halol yeysiz. Lekin shayton bu eng muhim va hamma biladigan masalani ilmda unuttiryapti sizga. Aytayaptiki, shuni olmasang rizqsiz qolasan, och qolasan deyapti. Shaytonga ayting, Alloh taolo meni yaratganda rizqimni yozgan, men harom yemayman deydi. Nimaga o'zimni rizqimni harom qilib qo'yadi? Halol beradi Alloh taolo deydi. Sabr qiling, Alloh taolo halol beradi. Va halolda ham savob bo'ladi, ham barakat bo'ladi. Lekin haromga shoshilasiz, ham shaytonga ergashganligingiz uchun xor bo'lyapsiz, dushmanga ergashyapsiz. Harom yeb gunohkor bo'lyapsiz, Allohga nonko'rlik qilyapsiz, Allohning qadarini unutyapsiz, Alloh taolo sizga rizq va'dasini qilganligini unutyapsiz.
bunchalik muhim, aniq, hamma biladigan ilmga xilof qilib, ahmoqlik holatiga tushyapsiz. Eng ahmoq holatga tushyapsiz. Dunyoda hech kim rizqsiz qolgani yo'q-ku. Mana shuncha payg'ambarlar, avliyolar yashadi, shuncha ulamolar yashadi, hech qaysinisi rizqsizlikdan o'lib qolgani yo'q-ku, ochlikdan o'lib qolgani yo'q. Shuncha insonlarning rizqini bergan Alloh taolo sizikini bermaydimi? Bütün kainatta, bütün mavjudotlarning rizqini beryaptirgan zot sizi rizqingizni bermaydimi? Siz rizqingiz nima o'zi? Nima yeysiz o'zi? Kuniga necha tonna taom yeysiz? Sizga oyiga necha million dollar ketadi? Oyiga siz necha million dollar sarflaganingizda ham ishlasamasiz-ku Alloh taologa. Vaholanki siz ishlatadigan narsangiz arzimagan pullar, arzimagan xarajatlar. Shunga shuncha sabr qilib Allohga yomon gumon qilyapsizmi? Bunday qilmang. Alloh taolay aytayapti mana sizlarga rizq qilib bergan narsalarimizning toyiblardan yeylar. Yeylarni buyuryapti Alloh taolo. Qara endi yeyishlikka buyuryapti. Alloh taolo bizga yuqorida aytganimizdek hamma narsani halol qildi. Butun yeydigan, ichadigan, kiyadigan, iste'mol qiladigan narsalarimiz halol. Ba'zi narsalari harom. Hozir keyingi oyatda aytadi Alloh taolo. Allohning katta ne'mati bu. Yeymiz Alloh taolo buyurganiga ko'ra, shu bilan yeyishligimizdan savob bo'lyapti bizga. Chegaradan tashqariga chiqmaymiz. Alloh taolo man qilgan narsalarni yemaymiz va oshiqcha ham yemaymiz. To'ygandagi yeyishlik masalan joiz emas. U toyibotdan tashqariga chiqib ketadi u. Halol narsa yeyapsiz, to'ydingizmi? To'yganingizdan keyin yemang. To'ygandan keyin yeyishlik ko'pchilik ulamolarda fatvosiga ko'ra harom bo'ladi. Hamma aytadiki, makruhligida shak yo'q. Makruh, tahriman makruh, lekin haromligiga ba'zilar ixtilof qiladi. Lekin ko'pchilik harom deydi. Va to'ygandan keyin yeyishlik insonga zarar qilishligida shak yo'q. Butun tibbiyot buni tasdiq qiladi va oyat hadislardan sabit bo'lgan narsa zarar, zararli narsa albatta harom. Qarang, halol narsani harom qilib olyapsiz. Shayton biroz vasvasa qilganiga. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Yuqorida aytdi Alloh taolo: "Innahu lakum aduwwun mubin." Albatta shayton sizlarga ochiq dushmandir. "Washkuru lillahi." Va Allohga shukr qilinglar. Qarang, shuncha rizq beryapti sizga. Va rizqni shunday beryaptiki, hech o'ylanishga hojat yo'q aslida. Rizq o'ylanadigan narsa emas. Hozirgi musulmonlar Qur'on hadisdan uzoqlashganligi uchun doim rizqni o'ylaydi. Rizq to'g'risida o'ylashligingiz to'g'ri kelmaydi. Islomga ham to'g'ri kelmaydi, shariatga ham to'g'ri kelmaydi, aqlga ham to'g'ri kelmaydi. Alloh taolo yozib, qanchaligini belgilab, o'lchab qo'ygan narsani nimaga o'ylayapsiz siz? Nima keragi bor? Masalan, siz bir odamni uyida kiroyaga, ijaraga o'tiribsiz. Shuni uyini o'ylanyapsiz, shu kattaroq bo'lsa bo'lmasmidi ekan, nima kichkina bo'lib qoldi ekan. Shuni kattaroq qurishmayaptikan deb, ha deb o'ylanib, g'am yeganingizdan nima foydasi bor? Foydasi yo'q-ku, u qurilib bo'lgan uy. Va siz bu yerdan ketasiz yana uni ustiga. Sizga aloqasi yo'q uni, sizning ishingiz emas. Rizq masalasida tafakkur qilib, rizq masalasida g'am yeb, g'amga botishlik ham ayni shunga o'xshaydi. Qaray, razaqunakum, biz rizq berdik deyapti. Rizq berishlik Allohning ishi. Allohning sifati. Allohning ishlariga aralashmaysiz. Va belgilangan. Qur'on hadis buni aytayapti bizga. Qancha dalillarda xabar berildi. Rizqingiz yozilingan. Yozilingandan ozam bo'lmaydi, ko'p ham bo'lmaydi. Butun insonlar to'plansa sizni rizqingizni ololmaydi, kamaytira olmaydi. Yoki butun insonlar to'plansa rizqingizni ko'paytira olmaydi. Shuni hammamiz bilamiz. Modomiki bilar ekanmiz, nimaga rizq to'g'risida g'amiyapmiz? Rizqning sababidan dinni tark qilyapmiz. Hozirgi musulmonlar shunday. Pulni sababidan arzimagan pulni deb dinni tark qilishyapti. Ibodatni tark qilishyapti. Namoz o'qigani vaqtim yo'q deydi. Nimaga ishlayapmiz, charchab qolyapmiz. Qur'on o'qigani vaqtim yo'q. Nimaga ishlab charchab qolyapmiz. Bola chaqaga islomiy tarbiya berishga vaqtim yo'q. Nimaga? Hech vaqtimiz yo'q, ishlab charchab qolyapmiz. Ilm o'qishga vaqtim yo'q, da'vat qilishga vaqtim yo'q. Dinga xizmat qilishlikka vaqtim yo'q. Nimaga? Ishlab charchab qolyapmiz. Vaqt topa olmayapmiz. Ammo bu joiz emas.
rızkını sebebiden ilimini terk kılıçlik, amelini terk kılıçlik, ibadette terk kılıçlik, dini hizmetlerde terk kılıçlik, ahmaklıktır. Cehalettir. Zalimliktir. Şunun için Allah ayetti ki, kareler, en mühim mesele, insan, eğer yani hazı insanlara şu itirazlıksız etedi ki, rızk meselesi en mühim mesele ki, dedi. Ne, mahlukka muhtaç böyleyim mi bu mesele, dedi. Şu mühim mesele mi, şunu bilesem mi, şunçeli mühim meseleni Allah-u Teala halkı koygen. Sen dünyaya gelişinden alın halkılingen. Şunun için, vaşkuru lillahi, Allah'a şükür kililer. Şimdi tafsirlemesiz, köpçülük adam çünmedi. Allah-u Teala ne gibi etti? Yaşı neselerden yiyiler deyipti ki şükür kililer deyipti. İkilesinin ne alakası var? En kette alakası ki, siz için ve bütün insanlar için en mühim bugün, yani ilimsiz insanlarda en oylantirgenlerse, rızk meselesi mi? Şunu Allah-u Teala aldığından halkı koygen. Hiç onu gamını yemeyin. Yazılgeni böyle olur. Şimdi o dünyanın terk kılıçlığı gelmez. Terk-i dünyaya mı kimin? Hareket kılın. Şeriatken muvafık. Rizkizi halal yoldan gelişirken hareket kılın. Ama şeriatken hılaf yolları ketip kılın. Haramge mahkulukça ketip kılın. Şunun için şükür kılın Allah-u Teala'ya. İkinci sebebi, şükür kılgenliğimiz ikinci sebebi, şimdi halal nesnelerde bizge yaratkenlik için. Şükür kılıçlığımız gerek. Üçüncüsü şu halal nesnelerde işliği ki Allah-u Teala büyürü yaptı karim. İşliğimizge izin verdi. Törtüncüsü şu halal nesnelerde işliğimizden bizge savab buluyat. Yiyatlı savab buluyat. Nimet karim mükemmelliğini. Allah-u Teala mene şimdi merhametli zattır. Şunun için Allah'a şükür kililer deyat. İn kuntum iyyahu ta'budun. Eğer unga gine ibadet kılıyıp durduğun bu salariz. Ben şimdi unga gine ibadet kılıyıp durduğun bu salariz de tevhid meselesi kılıyıptı. Yukarıdaki şükürde sebepleri hemesine salırız. Sizler eğer fakat gine Allah'a ibadet kılıyıp durduğun bu salariz, fakat gine Allah'a sığınıyıp durduğun bu salariz, bütün nesneler Allah tarafından, bütün fayda zarar Allah tarafından deyip durduğun bu salariz, rızıklarınızı sizlerde yaratıştan aldığın tayin kılıp koyuyken Allah'a şükür kılıyırlar. Eğer sizler fakat ki Allah'a ibadet kılıyıp dururken bu salariz, çünkü nazu nimetlerde sizlerge halal kılıp birge Allah'a şükür kılıyorlar. Eğer fakat ki onge ibadet kılıyıp dururken bu salariz, şu halal neselerden yeşillikke büyürgen, mubahkiyet izin birgen Allah'a şükür kılıyorlar. Fakat ki Allah'a ibadet kılıyıp dururken bu salariz, şu halal neselerde yeğenler izleslerge sahab biredigen Allah-u Teala'ya şükür kılıyorlar diyelim. Şimdi özüden özü, biz bu ayetke amel kılmadık mı? Teskerisi eylenedi. Teskerisi buladı. Haram yediğen bu sek. Birinciden şu hükümde zayi kıyken bulamız. Haram amel kıyken bulamız. Allah'ta gazeti yakalamız. Allah'ın laneti yakalamız. Ve hadis kitaplarda okudularız. Bir insan eğer bir lukma haram yediğen bu sek. Şunu sebebinden cehennemde yanadı. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hadisi meşhur. Bir hizmetkarı kulübü aradı. Daim taam etkisi sorardı. Bir günü şaşılıp soramadı. Kim hizmetkar ettiğini mi? Ya soramadı. Ben şaşırdım dedi de. Kaçtan hep geldim bunu. Geldi ki ben cahiliyet zamanında falçılık kılıyordum, bahşılık kılıyordum. Şundan menge bana şu mal kılıyordu. Şundan senge pişirip birdim. Bir lukmaya geldi halas. Ebu Bekir su içip şunu çıkarışlık hareket kılıyordu. Ve o şey yiyen lukmasını hemesini çıkarıyor. Karin, bir lukma. Bir lukma. Yani hizmetkar etti ki inime, bir lukma gözünü bünce kine yapsan deken de canım çık geçseyem şunu çıkaramam berbirdiler. Haram yiyen ceset elbette cehennemge otun buladı. Haram yiyenizden ki o yüzüge zulüm kılas. Ve yine Allah'a naşkürlük kigen bulasız. Haram işliğiz bilen. Ve Allah'a yine ibadet kımegen bulasız. Şeytangi ibadet kıyken biraz. Haram işliyiz bile. Allah ayeti yaptığını vade bir yaptı. Senin rızkını yazıp koydum ben de yaptı. Anıl. Bunu hiç kim rızkıyatır mıydı yaptı. Ve halal yiyin şu. Halal de yiyin de yaptı. Şunu bülüp durup yana onu terk siz de şeytan sizi yok. Meniki yakşı. Bana bunu kare güzel. Meniki aldın. Tezrak. Allah ki keskiledi. Bunu geçe kıynelip kolasan dese Allah tezatı terk kılasız da
düşman bo'lgan shaytonga ergashib ketasiz, shun bilan siz shaytonga ibodat qilgan bo'lasiz. Tavhidga zarar qiladi. Shuning uchun mana harom yeganlarning tavhidi bo'lmayapti. Harom yeganlarning duosi ham qabul bo'lmaydi. Qabul bo'lmaydi duosi. Shuning uchun noto'g'ri yo'llar bilan pul topib turganlarni qarasangiz, ibodatiga zarar bor, namoziga zarar bor, diniga zarar bor. Bu masalaga albatta bütün o'sha rizq masalasi kirib ketadi. Bu faqatgina halol bo'lgan bir nonni yeyishlik, halol bo'lgan olmani yeyishlik deb tushunmaylik. Bunga ish yerlari ham kiradi. Bir yerda ishlayapsiz, namozdan man qilyaptimi? Namozdan man qilgan yerda namozni tark qilib pul topishligingiz harom. Qarang. Harom ish qilib pul topyapsiz. Yoki musiqa bor. Musiqali yerda ishlab pul topyapsiz. Musiqa eshitishlik harom edi. Qarang, harom yo'llar bilan pul topyapsiz. Topib turgan pulingizni o'zi halol, lekin qilyapti turgan ishingiz harom bo'lyapti. Ba'zan qilyapti turgan kasbingiz harom bo'ladi, shariatga xilof bo'ladi. Shularda hammasiga diqqat qilishlik kerak. Halol narsani harom qilib olmang. Halol bo'lgan, shariatga muvofiq bo'lgan yerlarda ishlang. Halol bo'lgan, shariatga muvofiq bo'lgan kasb hunar toping. Bo'lmasam o'zingizga zulm qilasiz. Va bilingki, bu juda katta daraja bu. Beparvolik qilmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sahih hadislarda aytadilarki, Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadis Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam, Rasululloh aytadilarki, ayyuhan nas innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ey insonlar, albatta Alloh taolo tayyibdir, yaxshidir, faqatgina yaxshilikni qabul qiladi. Va innalloha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Albatta Alloh taolo payg'ambarlarga buyurgan narsani mu'minlarga buyurdi. Qarang, nima ekan u ajaba? Bu fazilat nima? Payg'ambarlarga bo'lgan hukm bizga bo'lyapti. Nima ekan bu? Faqala Alloh taolo aytdiki, Mu'minun surasi 51-oyatda, Ya ayyuhar rusul, ey rasullar, ey payg'ambarlar, kulu minat tayyibati, tayyibotlardan yeylar. Qarang, tayyibotlardan, halollardan yeylar, yaxshi narsalardan yeylar. Va amalu soliha, va solih amal qilinglar. Inni bima ta'maluna alim. Albatta men sizlarni qilyapti turgan amallaringizni bilaman, deyapti. Endi Baqara surasida biz o'qiyap turgan darsimizda esa Alloh taolo nima deyapti? Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ey iymon keltirganlar, sizlarga rizq qilib bergan narsalarimning tayyiblaridan yeylar, deyapti. Qarang, payg'ambarlarga bo'lgan buyruq bizga bo'lyapti. Bu sharofat bu. Payg'ambarlarga nasib qilgan fazilat bizga nasib kelyapti. Bu fazilatni qo'ldan chiqarib qo'ymang. Hozirgi musulmonlarning mushkuloti mana shu narsada bo'lyapti. E'tibor bermayapti. Nima bo'lsa bo'lsin, nima kelsa kelsin, yeyoraman, deyapti. Mix kelsa ham yutaman, deyapti. Lom kelsa ham yutaman, deyapti. Tosh bo'lsa ham yeyman, deyapti. Bosh bo'lsa ham yeyman, deyapti. Shuning uchun boshiga ming xil musibat kelyapti. Duo qilyapti, duosi qabul bo'lmayapti. Aynan shu hadisning davomida keyin ثم ذكر الرجل يطيل سفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب لذلك كي پیغمبرمز عليه السلام uzun سفر قيان بر kishini zikir kıdılar. هم طرف چنگ توزان اوب گتگن ساشları توزب گتگن اکلا قلون آسمانگی کتارب يا ربي يا ربي دي دعا قليبت. کرين mana duoda osmonga qo'lni ko'tarishlik bor narsa ekan. Yamuddu yadayhi ila sama. Osmonga qo'llarini ko'tarib, "Ey Robbim, ey Robbim," deyapti. Uni yeb turgan narsasi harom, ichib turgan narsasi harom, libosi harom va harom bilan oziqlangan qanday qilib uni duosi qabul qilinadi, deyaptilar. Rivoyat Muslim va Tirmiziy. Qarang, hech qanday duosi qabul bo'lmaydi. Kofirlar xolagancha zulm qilaveradi, siz qancha dod deb duo qilsangiz, duoingiz qabul bo'lmaydi. Qaytangi yuqorida aytganimizdek, siz harom yeb turib, shariatga xilof yo'llardan pul topib, Allohga duo qilsangiz, Alloh sizni la'natlaydi. Ya Robbi, meni zolimlardan saqlagin, siz Alloh aytadiki, la'nat bo'lsin senga, deydi. Xor bo'lgin, deydi. Ya Robbi, meni bu xorlikdan chiqargin, kofirlar meni qamayapti, uryapti, o'ldiryapti, eziyapti, tirnoqlarimni yulib olyapti, deydi. Siz Alloh aytadiki, battar bo'lgin, la'nat bo'lsin senga, deydi. Siz harom ishni qilib turib Allohga qancha duo qiling, Alloh taolo duoingizni qabul qilmaydi.
Lanetli oradı sizi. Battar harbolu orasız. Çünkü biz özümüzü tüzeltçiliğimiz gerek. Allah'a itaat kılelik, özümüzü ıslah kılelik. Bütün amellerimiz şeriatke muvafık olsun. İn kuntum iyyahu ta'budun. Eğer Allah'a yine ibadet kıladırken bu salariyiz. Şu da hepsi yakışı buladır. Ama biz hazır amel kime yap? Biz amelimiz şeriatke doğru mu, doğru mu, mi, umre işimiz yok da yan başla alıp, demek ki Müslümanlar dinge amel kime yaptı? Demek ki Müslümanlar İslami hükümeti yok. Demek ki Müslümanlar cihat kime yaptı? Demek ki hilafet kurma yaptı? Demek ki, demek ki, demek ki, demek ki vakti tüketi yaptı, umuru tüketi yaptı. Sizi Allah Teala mahkeme için cünetken yok ki. Bazen kullarımı terge okuyundu, terge ucu bulup ki geleceğiz, yok ki Allah tarafından. Amel kimeysiz mi? Ertege şu savallar sizden soruladı. Ne madem cevap verirsiniz siz? 173. ayet. İnnemâ harrama aleykumul meytete veddeme ve lehmel hinziri ve me uhille bihi li gayrillah. Femen iddurra gayra bâgin ve la adin fe le isme aleyhi innallâhe gafurur rahim. Elbette Allah Teala sizlerge ölükni ve kanını ve tonguzunun göşünü ve Allah'tan başkası için avaz çıkarılgen nerseni haram kıldı halas. Şimdi kimde kim bagavat kımestan ve haddeden aşmestan mecbur kasa onge hiç kendi günah yok. Elbette Allah günahlarını keçiruvchi kullariga, mu'minlariga mehribondir. Suyutining tafsiri innama harrama aleykumul mayta. Albatta, albatta Alloh taolo sizlarga o'likni harom qildi. Mayta o'lik. Hay aklaha, ya'ni yemoqlikni, o'likni yeyishlik harom bo'ldi. Izil kalamu fihi, chunki gap shu yemoq to'g'risida ketyapti hozir. Ya'ni o'likni nimasi haromsa, yemoq harom deyapti. Akil degan muzof muqaddar deyaptilar Imom Suyuti. O'likni o'zi ham harom, uni go'shi ham harom. Yeyilishligi ham harom. Va kazama ba'daha. Va shuningdek, o'likdan keyin zikr qilingan bu qon, to'ng'izning go'shi va Allohdan boshqasi uchun ovoz chiqarilgan narsalar ularni ham yeyishlik haromdir. Vahiya ma lam yuzakka shar'an. Va bu harom bo'lgan narsa shar'an so'yilmagan narsalardir. Shariatga muvofiq so'yilmagan go'shtlar haromdir. O'likka kiradi bular. Masalan, qo'yni go'shti halol, lekin o'lib qoldi, uni so'yalmadingiz, harom bo'ladi. Va ulhiqa biha bisunnati ma ubina min hayyin. Keyin endi sunnat bilan bu o'likka qo'shildi tirikdan ajratilgan narsa. Masalan, bir qo'y tirik qo'y ketyaptimi? Bir odam bordi da, shartta shuni dumbasini kesdi yoki bir oyog'ini kesdi da pishirib yedi. Harom bu. Tirikdan ajratib olinyapti. Hali so'yilgani yo'qda u. So'yilgan bo'lsa, holagi yerdan kesib yoring. Ammo tirik qo'ydi, shuni bir badanni parchasini kesib yiyapti. Bu ham harom. Va khassa minha samaka wal jarada. Va yana hadisda payg'ambarimiz alayhisalom shu oyatdagi o'lik degan masaladan baliq bilan chigitkani xosladi. Butun narsalarning o'ligi harom, lekin baliqning o'ligi halol. O'lgan baliqni yesiz bo'laveradi. Albatta chirib ketgan bo'lmasa u, yangi o'lgan bo'lsa, shuni yesiz bo'laveradi. Va chigitkani o'ligini yesiz bo'laveradi. Chigitka. Bizi diyordagilar chigitka yemaydi, shuning uchun hadisda kelgan chigitka egasi yesa bo'laveradisiz, aptini burishtirishadi. Bir-biriga qarab hayron bo'lib, chigitkani ham yeydimi deydi. Ha, to'ng'izning go'shini yeyishadi bemalol. Haromki bu to'ng'izning go'shti. Siz nima qilaylik, Rossiyadan kelyapti, yo Rossiyada ishlab qo'yganmizda, yashab qo'ygan, o'rganib qopmiz. Yoki boshqa shu kofirlar tarafidan kelgan taomlar qancha harom bo'lsa, yeyishadi, e'tirozi yo'q.
Lekin hadisda kelibdi, chigitga halol ekan desa hayron bo'lishadi. Boshqa hamma harom narsani yeyishadi. Sal kasal bo'lib qolsa, tipratkonni ham quvlab yurib ushab yeb qo'yishadi. Ilonni ham yeb qo'yishadi. Hasharatlar ham qolmaydi. Bir tabibga borsa, tabib nima narsa yeyadi. Hali ba'zilar aytadi, bir inson sariq kasal bo'lsa, eng garantiyalik davosi o'zini bavlini ichsin desa, ichib ko'yadi shuni ham. Ammo chigitga hadisda kelibdi halol ekan desiz, abdini burishtiradi. Buni hikmati nima ekan bora deydi. Vaddam qonni ham harom qildi Alloh taolo. Ay masfuh, qondan maqsad otilib chiqqan qon. Kama fil an'ami, masalan, keyingi suralarda mana An'am surasida ham keladi. Otilib chiqqan qon deb Alloh taolo xoslaydi. Bu yerda mutlaq kelyapti. Mutlaqligi butun qonlarning haromligini ko'rsatadi-yu, lekin maqsad otilib chiqqan qondir. Va lahmul khinzir, to'ng'izning go'shi. To'ng'izning go'shi degandan keyin sizga savol keladiki, nimaga to'ng'iz demayapti Alloh taolo? To'ng'izning go'shi deyapti. Khassal lahma li'annahu mu'azamul maqsudi va g'ayruhu tab'un lahu. Alloh taolo go'shni xosladiki, chunki maqsadi kattasi go'sh bo'ladi. Boshqasi esa go'shga erishgan bo'ladi. Ya'ni nima degani bu? Masalan, siz qo'y so'yasiz. Qo'y so'yishdan asosiy maqsad nima bo'ladi? Uni kallasini kuydirib yemoq emas. Yoki tuyoqlarni sho'rva qilishlik emas. Yoki ichaklarni hasb qilish emas. Yoki dumba yog'ini kasal bo'lganingizda badaningizga surtish emas. Asosiy maqsad nima? Go'sh. Shuning uchun kimiki bir qo'yni ko'rsa, bu necha kilo go'sh berarkin deydi. Go'shiga qaraydi. Iloji boricha yog'siz bo'lsin deydi. Semiz qo'ylar ham ikki xil bo'ladi. Go'shli semiz bo'ladi, yog'li semiz bo'ladi. Yog'siz semiz qo'ylarni tanlaydi, chunki go'sh qasd qilinadi. Shuning uchun Alloh taolo to'ng'izning go'shi deyapti. Yog'i, terisi va butun narsalari esa go'shiga erishib ketaveradi. Va ma uhilla bihi li g'ayrilloh va Allohdan boshqasi uchun ovoz chiqarilgan narsalar. Ay zubiha ala ismi g'ayrihi. Allohdan boshqasining otiga atab so'yilgan narsalar. Bismillahi Allohu akbar deishlik kerak edi. Allohning oti bilan deishlik kerak edi, lekin bular masalan butning otiga so'yibdi Makka mushriklariga o'xshab. Lotning otiga deydi. Yoki Uzzaning otiga deydi. Yoki mana johil musulmonlar so'yibdi G'ausul Azamga deb so'yib yoradi. Yo pirimizga deb so'yib yoradi. Yo shayximizga, yo dadamga deb, yo podshohga deb so'yib yoradi. Ya'ni Allohdan boshqasi uchun ovoz chiqarib turib so'yilyapti. Bular harom bular. Bu go'sh harom bo'ladi. Va shunday so'ygan odam kofir bo'ladi. Joizni fatvo bergan muftisi ham kofir bo'ladi. Valihlalu raf'us sauti uhilla deyildi, ehlol qilingan. Ehlol degani ovozni ko'tarishlik degani. Va kanu yarfa'unahu 'inda zabhi li alihatihim. Chunki mushriklar butlariga qurbonlik qilyap turganlarda ovozlarini ko'tarishar edi. Ovozni ko'tarib baqirib qurbonlik qilishar edi. فمن اضطر اي الجاته الضروره الى اكل شيء مما ذكر شو ذکر qilingan harom qilingan narsalardan birortasini yeyishlikka zarurat uni majbur qilib qo'yadigan bo'lsa fa'akalahu g'ayra bag'in u bag'ovat qilmasdan yesa ya'ni xorijin alal muslimin musulmonlarga qarshi chiqmasdan wala adin mutaaddin alayhi biqati at-tariq va haddidan oshmasdan ya'ni yo'l to'sallik qilmasdan yesa Fala isma alayhi fi aklihi uni ishlikda unga gunoh yo'q deyaptilar. Qarang, Suyuti Bag'in bilan Adinni shunday tafsir qilyaptilarki, Bag'in kim edi? Bag'in degan kalima albatta mushtarak ko'p ma'nosi bor. Suyutini bu yerda qasd qilgan ma'nosi shuki, islomiy hukumatga qarshi chiqqan kishilar. Ular bag'ovatlar, bag'ovat qilgan. Demak, Suyutini tafsiriga ko'ra, islomiy hukumatga qarshi chiqib turib, yo'llarda och qolgan bog'iylar
ölümde hatarı bulsayam, şunlar deyişliği caiz mez. Adin, haddiden aşuşu, mesela yurtdosar, karakçılar. Bir adam karakçılık kılı yaptı, ötken adam da yolunu tosamendi, ama beşara ne doğru yolu götürüp deyken hiç kim ötmedi. Aç kaldı beşara, açıdan öyle deyken derecede. Şunda bir ölükti yese, ya ki şu haram nesara deyese, böyledi mi? Suyut yaptılar ki, yok bu meydı deyaptı. Yani şeriatke hılaf halette yürüyeni de şu mecburiyet haletine çıkarsa, yiyişliği caiz mesle yaptı suyut diye. Lekin, şeriatke muafı halette yaşayıp, seferde bulup, şeriatke muafı halette yürüyeni de, şimdi mecbur haletine çıkarsa, yiyse günah bu meydı deyaptı. İnne Allahe gafurun li evliyayhi, elbette Allah Teala uzunin evliyaları, dostlarını keçiruvchidir, rahimun bi ahli taatihi ve itaatining ahliga mehribondir. Haysu vassa'a lahum fi zalika. Çünkü Allah Teala mana o'ziga itoat qiladigan ibodatgoy bo'lgan qullariga imkoniyatlarni kengaytirdi. Va xarajal bagi wal adi bagi islomiy hukumatga qarshi chiqqanlar va haddidan oshib zulm qiladigan zolimlar chiqib ketdi, ularga joiz emas. Va yalhaqu bihima kullu asin bi safarihi. Va bularga safarida gunoh qiladigan har bir kishi qo'shilib ketaveradi. Kal abiq, masalan qochib ketgan qul, bir qul egasidan qochib ketdi. Yo'lda ochidan o'ladigan holatga tushdi, yishligi joiz emas. Val makkas, makkos bu hukumatdan til biriktirib qaroqchilik qiladigan zolimlar. فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتُوبُوا. Agar ular tavba qilishmasa, shu narsalardan yeyishlik ularga halol bo'lmaydi. Va alayhi ash-Shafi'i mana shu tafsirga binoan Shafi'i ham fatvo beradilar. Shafi'ini ham qavli shu deyaptilar. Mana Suyutining tafsiri bitti. Kengroq tafsir qilsak, mana Alloh taolo bu oyatda harom qilgan narsalarni sanadi. Yuqorida toyibat juda ko'p, son-sanoqsiz halol narsalar. O'tgan darslarda ham aytdik, halol narsalarni sanaymansiz, sanab bitira olmaysiz. Bola chaqalaringizdan o'tirib sanasiz, sanab bitira olmaysiz. Shu darajada ko'p, Allohning marhamatini qarang. Lekin harom narsalar esa sanoqli narsalar xolos, qarang. O'lik, qon, to'ng'izning go'shti va Allohdan boshqasiga atab so'ylingan narsalar. To'rtta xolos. To'rtta narsani harom qildi xolos Alloh taolo. Endi shunda ham halolni tashab, shu haromni yeganlar jahannamga o'tin bo'lishga haqli emasmi? Albatta ularni boradigan yeri jahannam bo'lish kerakda. Millionlarcha, milliardlarcha halol narsa bor, uni yemaydida, shu to'rtta harom bor, shuni yeydi. Jahannamga o'tin bo'ladi-da keyin u. Albatta Alloh taolo la'natiga qoladi u. Endi shuni Alloh taolo innama degan ham ta'kid, ham hasr chegaralashlik kalimasi bilan keltiryapti. Men sizlarga faqatgina to'rtta narsani harom qildim xolos-ku deyapti. Qarang, innama hasrni ifoda qiladi. Faqatgina to'rtta narsani harom qildim. Shunga ham amal qilarmaysizlarmi? Millionta narsani halol qildim, to'rtta narsani harom qildim. Shuning uchun qiyomat kunida gunohkorlar o'zlari aytadiki, ya Robbi, biz jahannamga o'tin bo'lishga loyiqmiz, jannatga haqqimiz yo'q bizni deydi. Ammo ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi musulmonlar yuqorida ishora qilganimdek nima bo'lsa yeyapti. Hech halol haromiga qaramayapti. Bu harom-ku desiz, sizlar dinni qiyin qilib yuboryapsizlar, insonlarni dindan bezor qilib yuboryapsizlar. Hozir dindan chiqib ketaman deydi. Keyin indamay qo'yarasiz. Qo'y endi shu harom yemaginni nasihat qilaman deb murtad bo'lib qolmasin shu. Mayli, badbaxt bo'lsang musulmonsan-ki yuraver. Ne nasihat qilaman desiz, chiqib ketaman hozir dindan deydi. Xuddi siz uchun dinda yurgandek. Dinda o'yinchoq qilib olishgan. Va xususan oziq-ovqat masalasi, butun masalalarni kofirga topshirgandek oziq-ovqat masalasini ham kofirlarga topshirib qo'ydi. Hozir fabrikalar ya'ni 100%-98% kofirlarning qo'lida. Kofirlar, munofiqlar, fosiqlarning qo'lida.
Şunun için azı vakit fabrikaları çıkar yaptı. Hiç itibar vermedi. İçige halal nasıl koşul yaptı mı, haram nasıl koşul yaptı mı hiç itibar vermedi. Lekin İslam ahliga farz bo'ladi ki, yani farz bo'ladi, bu ixtiyoriy masala emas. Farz bo'ladi ki, o'zlari azoqat fabrikalarini ochishligi. Ya'ni bizi yeydigan narsalarimiz bizi qo'limizdan chiqishligi kerak. Kofirlarning qo'lidan yemasligimiz kerak. Ular kofir ular. Har kim o'zi yaxshi ko'rgan narsani chiqaradi. Masalan, siz fabrika ochsiz, siz islomga ko'ra qilasiz. Kofirlar o'ylamaysizki, nasronlar nima derkin, yahudiylar nima derkin, demaysizku. Ular xafa bo'lib qolarmikin, demaysizku. Ular ham shunday. Yahud nasroniylar ham azoqat chiqarganda bu musulmonlarga harom bo'lib qoladi-ku. Gunohkor bo'lib qoladi-ku ular, demaydi. Balki qasddan qiladiki, shuni qo'shib yubori, ularning luqmasi harom bo'lsin-da, Allohni la'natiga qolsin. Allohni nazaridan qolsin. Qancha zulm qilsak qilaveramiz, duolari qabul bo'lmasin deb qasddan qilishyapti ular. Ular kofirlar bütün narsalarga harom narsalarni aralashtirib tashlashyapti. O'likni aralashtirishyapti, qonni aralashtirishyapti, to'ng'izning go'shini aralashtirishyapti. Nimaki harom bo'lsa aralashtirishyapti. Unga keyin bizning ulamolarimiz fatvo chiqarib beryapti. Bizning ulamolarimiz aytayaptiki, bir harom narsani kimyoviy qonunlarga sob turib, kimyoviy moddalarga aralashtirib, uni moddasini haqiqatini o'zgartirib olsa, u harom bo'lmaydi, deyapti. Masalan, to'ng'izning go'shimi, to'ng'izning yog'imi harommi? Shuni eritib turib, ichiga ba'zi kimyoviy moddalarni solsangiz, u boshqa narsaga aylanib qoladi. Lekin aytishyapti, endi bu halol, deyapti, chunki boshqa moddaga aylanib qoldi, deyapti. Qani bizning muftiylarimiz, bizning ulamolarimiz fatvosini chiqarib beryapti. Kofirlar ham ularni peshanasidan o'pib, senlar bo'lmasang biz bu ishni qilolmas edik. Bizga ishonmas edi musulmonlar. Senlar bizdan ham battarsan. Biz qilolmagan ishni qilyapsan. Deydi, ana bemalol sotyapti hamma narsani. Siz hozir musulmonlarni yeb turgan narsalari to'g'risida musulmonlarning gapiga emas, bizning gapimizga emas, o'zlarining gapiga qarang. Rossiyani shu azoqatlarda tahqiq qiladigan markazlari bor. Shularga bir kirib ko'ring, nimalarni yozyapti ular bu yerda. Yeb turgan narsalaringiz hammasi. Nimaki yeb turgan bo'lsangiz, hammasi to'g'risida yozishyapti. Yevropani shu mutaxassislarini yozgan xulosalarni bir tekshirib ko'ring. Amerika nima deyapti? Yaponiya nima deyapti? Hammasi yozyapti. Tashqaridagi butun oziq-ovqatlarning ichida shariatga xilof bo'lgan narsalar bor. Endi bu bilan biz tashqaridagi oziq-ovqatlarning hammasi harom demoqchi emasmiz. Ular hammasi harom yemanglar demaymiz. Ammo kofirlarning qo'liga topshirib qo'ymaylik bunday muhim masalani. O'zimiz ishlab chiqaraylik. O'zimiz qilaylik buni. Mayli, endi bizni qilgan, endi musulmonlarnikini olmaydi boshqalar, nimaga? Musulmonlarning kalbasasi kalbasiga o'xshamapti, deydi. Endi qarab yeging kelmaydi. O'g'rislik kalbasasini ko'rsang, uyqing qochib ketadi. Ko'rinishi ham nihoyatda chiroyli, deydi. Yeganingda ham musulmonlarning kalbasasi ham ta'mi unchalik shirin emas, deydi. O'g'rislikini, kofirlarnikini yesang, nihoyatda shirin, deydi. Qarang. Sen hukmiga qaraysanmi yo buni zohiriy suratiga qaraysanmi? Butun lazzatli narsalarni yeyorasanmi sen? Hamma narsaga shakar aralashtirib bersa yib tashlayorasanmi? Hech so'rab o'tirmaysan, bu qaytdan keldi bu, nima bu? Sal uni haqiqatiga qaramaysanmi, hukmini tekshirmaysanmi? Mayli, endi musulmonni shu rivojlanmaganiga sen sababchisan. Sen olmayapsan bechora, yaxshi chiqara olmayapti. Hamma olsin. Quvvatlansin musulmonlar, islomiy shirkatlar, fabrikalar quvvatlansin. Ular keyin kofirlardagidan 1000 marta yaxshi bo'lgan mahsulotni chiqaradi. Va yana uning ustiga o'sha kofirlarni sen shirin, chiroyli deb turgan mahsulotlaringni o'zlari aytayaptiki, zararli bu, zararli. Shar'an zarari aniq, tibbiy tarafdan ham zararli. Kofirlarning masalan kalbasasini yarmidan ko'pi kimyoviy moddalar. Haqiqiy go'sht oz. Shuning uchun musulmon kalbasa qiladi 1 kilosi masalan $5, kofir kalbasa qiladi 1 kilosi $1.
Şimdi Müslümanlar nima deydi? Ha, Müslümanlar qara, kazzob ular deydi. Xoin. Kofirlar yaxshi deydi. Halol yeydi ular deydi. Ular Allohdan qo'rqadi ular deydi. Eskilar aytgan deydi. O'rusda iymon yo'g'u, ammo vijdon bor degan deydi. Ularda vijdoni bor ularda deydi. Xiyonat qilmaydi deydi. Ammo xabari yo'qki, zaharli edi deyapti ular. Zaharli yebsan. Kalbasa 1 kilo bo'lsa, uni 70% kimyoviy moddalar. Yoki undan ham ko'p. Boshqa mahsulotlarda ham shunday qilib tashlashdi. Bu albatta arzon bo'ladi, kimyoviy modda zahar. Zahar albatta arzon bo'ladi. Haqiqiy go'sht bo'lsa albatta qiymat bo'ladi. Ozgina haromni qarang, kofirlar hammasiga aralashtirib tashladi. Biz bu oyatlarga amal qilmasdan qanday holatga tushib qolyapmiz? Innama deb Alloh taolo buni mana chegaraladi. Faqatgina shu xolos, ehtiyot bo'ylar, amal qilishimiz oson aslida. Dinimizga qaytaylik, bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik. Innama deb albatta ta'kid ma'nosi ham bor. Alloh taolo ta'kidlayapti, bu narsalarga ehtiyot bo'linglar. O'zi ozgina qildim mana. Va harom kechirmayman deyapti Alloh taolo. La'natimga qolasizlar deyapti. Endi o'lik. O'likni Alloh taolo harom qildi. Butun o'liklar harom. Ya'ni qush bo'lsin, hayvon bo'lsin, hasharot bo'lsin, hammasi o'ligi harom. Lekin oyat hadislarda ajratilgan bo'lsa, masalan ba'zi oyatlarda keladi, dengizning ovi halol deb. Uhillalakum saydul bahr. Sizlarga dengiz ovi halol qilindi. Shu bilan dengiz mahsulotlari chiqdi bu yerdan. Dengiz hayvonlari. Va hadisda ham aytilindi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, bizga ikkita o'lik halol qilindi. U ikkita o'likdan maqsad birisi baliq, ikkinchisi chigirtka. Hadisda shunday samak deb keladi, baliq deb. Dengiz hayvonlaridan baliq so'yilmasdan va o'lgan bo'lsa ham yeyiladi. Bunga hech qanday ixtilof yo'q. Butun ahli sunna va jamoat ittifoq qilgan. Lekin baliqdan boshqa hayvonlar to'g'risida ixtiloflar bor. Imom Shofiy aytadilarki, dengiz hayvonlarining hammasi halol deydi. Dengizda yashaydigan narsaning hammasi halol. Nima bo'lsa bo'lsin yesang bo'laveradi deydi. Hatto aytadilarki, dengizdan dadam chiqsa ham yeyman deydi. Hech qanday ajratmaydi. Ba'zilar aytadiki, dengiz hayvonlarini yer yuzidagi hayvonlarga qiyos qilamiz deydi. Masalan, dengiz hayvonlari bilasiz, dengiz mushugi bor, dengiz iti bor. Dengiz iti, masalan, akula. Yo, masalan, suv sigiri, suv fili. Shunday hayvonlar bor. Dengiz iloni yoki dengiz odami, suv parisi. Hammasi bor. Aytadiki, quruqlikdagi hayvonlarga qiyos qilamiz deydi ba'zilar. Quruqlikda halol, halolga o'xshagani halol, masalan, dengiz otlari bor. Lekin harom bo'lgani harom deydi. Hanafilar aytadiki, dengiz hayvonlaridan faqatgina baliq halol xolos. Boshqasi yilmasin deydi. Faqat baliq deyilar deydi. Nimaga desiz? Hanafilar aytadiki, chunki dengiz hayvonlarining ichida eng shirini baliq deydi. Eng pokizasi, eng chiroylisi ham baliq. Qolganlari, masalan, bittasi shilimshiqqa o'xshaydi. Bittasi qurt. Masalan, dengiz qurtlari bor. Ba'zilari chavoqlar bilasiz. Ochasiz, chavoq ichida nimasi bor? Shilli qurtga o'xshagan. Qurtda ichidagi narsalar. Yoki bo'lsam, akula go'shti sassiq bo'ladi. Shuningdek, qolgan narsalar yo sassiq, yoki achchiq, yoki shilimshiq, yoki qurt. Shuning uchun ularni yemaganlaringiz yaxshi deydi. Ha, bir odam aytsa-ki, men yo'raman desa, yo'r. Ha, dengiz seniki. Xohlaganingcha ye. Mana Shofiy mazhabiga ko'ra, mana hammasi halol. Dengizdan chiqqan nima bo'lsa, yeyiladi. Ixtilofli masala bo'lganligi uchun bunga ta'assub qilmaslik kerak. Ya'ni bir Hanafiyman degan odam baliqdan boshqasi harom deb odamlarni qo'rqitmasin. Ixtilof bo'lgandan keyin butun mazhablarda qonun bor. Bir masalada ixtilof bo'ldimi, u qat'iy farz yoki qat'iy harom bo'lmaydi.
Şunun için bir yerde insanlar adetlengen mi? Yani karen, hazır Pakistan'da bir hayvan yeyişlik meşgul bol yaptı. İşte dengiz kurtu. Kurt aynı. De, görsünüz kurt. Hazır ki tabiat alimlere açıyordu ki dünyada adadı en köp büyüyen mahluk canzat meneş kurtlar eken. Dengiz akiyen tuğra şu kurtlar. Dengiz kurtu. Şunu Pakistan'da hazır Pakistan Hanefiler ıhtılaf kılışı yaptı. Bazıları caizmez, bazıları caiz diye yaptı. Yani Pakistanlılar iyi yaptı şuna sana. Türkiye'de mesela Türkler hemen Hanefi, lakin bazıları iyiydi. Türklerdeki köpçede yiyin diyor, hani çavak. Çavağı da açarız, içine de içirmişiz bak. Üstüge ne kıladı? Gülüştü koyup da. Sizge pişirip verirdi onu. Tayyar iki taraftan kazan. Tayyar giden üstüden kazanı var uzun. Çavakları. Vakır vakır kaynedi, yiyor askin. Tayyar aş. Dengiz aşı. İyi iş yaptı onu. Adamlar örgen gen şuna sen. Onu haram demeyin, adamları da kıynemeyin. Yese yoğursun. Yemese ozu bilerdi. Ve ölüklerden yana çigitke istisna kılındı. Çigitkeni yese bulurdu. Ama başka haşaratlar da yemeyesiniz. Başka hayvanlar da yemeyesiniz. Ölükte hemen esas haram. Göş yem, yağ yem, teris yem, payib olsun. Hemen esas haram. Lekin mesela bir koy haram ölüp koygen olsa şunu terisini şilip aşlasız pak buladı. Aşlamasız pakmaz haram. Çünkü terisini şilgenizde yağı göç kaladı az yine. Şunlar sebebinden haram buladı. Lekin terisini pakleganizden ki aşlasız bu pak buladı ki işlasız buladı. Ölgen hayvandı terisini şilgenden ki aşlamasız yani aşlamasından satsız haram buladı topgen polis. Aşla yaptırıp ki insatçılığı giz gerek. Ölgen hayvanın cününü kıyvasızdan bulur oradı. Kıyvasız, yulvasız bulmaydı. Çünkü tamırı bile çıkardı, tamırda yağ var, haram. Ölgen hayvanın mesela tırnağı, ya ki şahı, ulan destemal kısız bulur da içi de yağı, göçü bulmasa, kan bulmasa. Ya ki suyakları paklansa, ya ki asapları, muskülleri, tayları tazelenip durup, yağı ve göçtü yetkizilirse istimal kısa bol oradı. Bu Hanefilerde hükümler anlattılar. Fiqh kitaplarda, hadis kitaplarda delillerini gördüler biz bunlar. Bütün ölüktüki bol oradı. Tonguzdan başka. Mesela itti ölügünü, suyagını işletse bol oradı. Yani haramlık göçte ve yağda. Göç ve yağ acilatının yanından ki başka narsalar bu suyak göçeyen katlı narsa, tiş, yoki shohlar, tirnoqlar, ular harom emas. Lekin Shofiyga ko'ra harom. Imom Shofiy aytadiki, chunki o'likni parchasi u deydi. Shuning uchun durust emas deydi. Qon masalasi, bu yerda mutlaq kelyapti. Mutlaqlikka qaraydigan bo'lsangiz, mutlaqo qon harom. So'yganingizda otilib chiqqan qon ham harom. Yoki bir hayvon yaralandi, undan chiqqan qon ham harom. Sizdan chiqqan qon ham harom. Bazılar bir yeri kanasa şunu soruyordu. Caizmez bu. Haram işgali yaptı. Yarasını soruydu, kanını yutadı, caizmez. Bazılar çişini soruyordu. Çişleri kanıydı, şimdi tartıp çişinden kan çıkarırdı, içerdi şunu. Haram bu. Haram amalgali yaptı. Mutlak ki kendine geçiyorum, bütün kanlar haram, hatta inki göçtü içindeki haramam kiradı bunya. Hazreti mutlak ki kendine geçiyorum. Lekin başka ayetlerde demul masfuh çıkan kan, atılıp çıkan kan degenlikten malum buladı ki bir hayvanda soyduyuz, kan atılıp çıktı. Şimdi onun cesedinin içi de terkibi de koyan kanlar haram mesu, halal. Koy soyduyuz, tamam perçeledeyiz, göğsünün içinden kanlar çıkıyor. Bazen tamırlar içinde kanlar kapı gitken buladı. O kanlar halal. Çünkü hadisler var. Ayşe anamız etediler ki biz göçtü kaynatardık. Göçtü içi de koyan kan şorbanı tepesine çıkardı. Peygamberimiz aleyhisselam şu şorbanı içi orardılar. Demek ki hayvandı cesedin içi de koyan kan halal eken. O haram mesur. Ve şunun dek oşa kan sizi bedeninizde teyseyem necas kımaydı.
üstünüzü necas kılmıyordu. Çünkü halal bu yanı için haramaz ki. Ama atılıp çıkan kan teyze cumhuriyete göre necas buladı. Ulamalar köpçülük etedi ki atılıp çıkan kan insandan buladı mı, hayvandan buladı mı, libaske deyse, bedenge deyse necas kılab deydi. Ama bazı ulamalar var necas bu miydi deydi. Lekin ulardı kavlu icmaya hılaf. Bütün ahli sünnet icma kıyan kanda necas deyiyye. Ve lahmel hinzir, tonguzun göşü. Tonguzun göşü haramdır. Nim üçün göz zikir kılındı? Yukarıda tilingendik, esasi maksat bu yanı için. İkinciden, mesela yağı ya ki başka nesiler göçten payda buladı. Göçten çıkardı. Bilesler bir insan azgın bulsa ne buladı? Yağsız buladı. Semirse ne buladı? Yağ köpeyadı. Yağ kayıttan payda buladı, göçten payda buladı. Şunun için göçü haram bu yanasını, yağı yem haram buladı. Ama bizim zamanımızda bazı profesörler çıkıyordu. Açı yaptı ki, Allah Teala Kur'an'da tonguzun göşü de yaptı. Demek ki tonguzun göşü haram, başkası harammaz de yaptı. Mesela yağı harammaz, terisi harammaz. Ve başka cesedideki terkipleri, şu payları bulsun, başka nesabede harammaz de yaptı. Peki Ahl-ı Sünnet ve Cemaat Cumhur ulamalar dedi ki, haram. Tonguz hemen esas haram. Fakat yine tonguzda cünüp olarken şu nimesi de ağzını yanından çıkarken cün muylap yokşap şunu ulamalar eskiden izin verişken iğne yokşap şuna hangi nesneleri işleştiği için çünkü izin verişken bunu hem bazılar ama köpçülüğü bunu hem haram diyen yani o şey tonguzda cünüden iğne yokşarken bir anasa bir alet işletilirken bu ise demek bizim zamanımızda onge hacet yok. İğne köp ki arzan, kancelsiz barmene. Timirden, pak, hiç kendi haram yok, mersi, ihtilaf yok. Lekin indi mesela, mesele de, şu tonguzda cünüden klingen bursa, iğne yokşagen mesela. Kalın bularken çünkü, kattık bularken. Şu iğne, yuvup işleti yapsız bunu. Bir suya çıkıp geçse, su da necas kımaydı. Çünkü onu acil açıştı da necas mersi. Tonguzda terisçi. Terisi açlaşsa pak buladın bu miydi mi? Cumhuriyet dedi ki, köptüdeki ahli sünnet dedi ki, pak bu miydi? Tonguzda terisini min yıl yusuz pak bu miydi? Haram deydi. Şunun için tonguzda terisinden libaslar kırıştık caizmez. Hazır ki vakitte Avrupa'dan geledigen libaslarda köptüdeki tonguzda terisinden kılıngan. Ungen dikkat kılıyorlar. Bu kocayken de közleri çıkıyor böyle adamlar ki işe uğradı. Ya ki, hani ayaklı baslar, teriyken bu terimizse teri, kiyip yürüyordu. Köpü tonguzlu terisi. Ya ki tepesi tonguzlu terisi olmasa içiye astarıya koyuyken. Peki bazı yerlere tonguz terilerini koyuşken kafirler. Şunlara dikkat kılıyorlar. Yani kürtkeler, şapkeler, kolkaplar ve başka libaslarda hem ihtiyat buluyorlar. Tonguzlu terisinden kılıyorlar. Bizge köle caizmez. Bazı sünniler tonguzlu teri saçlansa pak bulat diyen, lakin bu şahs fatvadır alınmaydı. Tonguzlu terisi haram bu yana geçiyor, onun ticaretini kılıçdikizden haram bulat. Şimdi terini açlengen bu seyem saçsız haram ve tonguzlu terisinden kılıngen libaslarda saçsızdan haram bulat. İhtiyat buluş gerek. Tonguzlu yağıyem haram, göşüyem, bütün nesas haram. Suya giyem. Kafirler az vakit mahsulatları uzlarında kulda bulganı için köp neselerge tonguzda işletişi yaptı. Araylaştırışı yaptı. Köp neselerge. Mesela şu bazılarda etkenliğe karagende internetlerde var. Şu bizim zamanımızdaki katık ve sütlerde köpüge tonguzda yağı koşuladı. Katıklarge koşulganlığının sebebi katıklarda şunlik katık buluşuge sebepçi buladı. Üyüde kılıngen katıkla dökende alıngen katıkta köyün de kançalık farkı var. Dükkandaki katık neye okşaydı? Hani sarıyakka okşaydı. Kesip kesip alınadı. Üyüdeye katıkız hayransız. Dükkandaki hiç okşamaydı. Hiç gizem kemiydi onu. Çünkü onlar fabrikalarda, o şirketteki kazanlarda katık kılıngende içine tonguz yağından erleştirişerken. Yani hemen esege erleştiriş yaptı. Ve bazı kavullarına karagende hani bizde duruş deydi, hamur duruş.
xamir turishlariga ham to'ng'izdan aralashtiriladi. To'ng'izni tarkibidan. Ba'zilar aytganiga qaraganda, uni xiqirdog'idan aralashtirar ekan. Shuning uchun haligi drosh xamirni 1 soatda ishirib tashlaydi. Har xil shunday qavullar bor. Haqiqatini Alloh biladi. Ehtiyot bo'lishlik kerak bu narsalardan. İçimliklerine aralaştırış yaptı. وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ Allah'tan başkasına avaz çıkarılgen nesalar. Yani Allah'tan başkasına atab suyulingen nesal, koy mu, içki mi, tüya mı, ne mi bulsa bulsun, haram buladı. Bunu göçünü işleyem haram, bu amelem haram, kimi ki Allah'tan başkasına atab suyulsa kafir buladı. Müşrik buladı, murtad buladı, dinden çıkardı. Tavba qilmasa qatl qilish vojib bo'ladi uni. Shuning uchun ehtiyot bo'lishlik kerak. Allohdan boshqasiga atab so'ymang. Mushriklar butlarni oldiga borib so'yishar edi. Hozir musulmonlarning ichidan chiqqan johillar qabrlarga borib so'yyapti. Yoki ba'zi haykallarning tagiga borib so'yishyapti. Yoki podsholar uchun so'yyapti. Yoki bir boy rais kelib qolsa so'yishyapti. Yoki o'g'li yo dadasi safardan kelsa shularni oyog'ini tagiga chiqib so'yyapti. Bular hammasi shirk bular. Soysiz faqatgina Alloh uchun so'ying, boshqasi uchun so'ymang. Uhilla ovoz chiqarilgan deyilyapti. Mushriklar ona ovozini baqirib, ko'tarib, chunki masalan butlarni bilishatda karligini, shuning uchun baqirishar edi. Ammo baqirsa ham eshitmaydi u butlari. Baribir kar ular. Shuning uchun islomda islom odobi nima? Bismillahir Allohu Akbar. O'zingiz eshitadigan darajada aytasiz, so'yorasiz. Baqirishlik bidiyat. Soyab turganda odamlarni baqirishligi bidiyat joiz emas u. Ba'zi insonlar bor shu qurbonlik qilyapti bo'lsa baqirib turishadi. Ba'zilar xor bo'lib butun oila a'zolari choli kampirdan boshlab nevarasigacha saf turishatda baqirishaveradi. Durust emas bu. Mana bunday holatlarga olib boradi. Alloh taolo har narsani eshitadigan zot. Payg'ambarimiz alayhisalom so'ysa yoki sahobalar so'ysa baqirib so'ymas edi. O'rtacha ovozda o'zi eshitadigan darajada aytib so'yib tashlar edi. Kimiki majbur bo'lib qolsa, samanil turro. Qarang, Allohning marhamatini qarang. Allohning marhamatini buyukligini qarang. 4 ta narsani harom qildimi? Yana shu 4 ta narsani ba'zi yerda izn beryapti, qarang. Aytmayaptiki, o'z 4 ta narsani harom qilgan bo'lsam, o'z 4 tagina bo'lsa, millionlarcha narsalarni halol qilgan bo'lsam, bo'ldi. Har qanday holatda yemaysizlar. Desa bo'laveradi. Lekin marhamatini buyukligini qarangki, lekin majbur qosalaringiz yesalaringiz yeylar deyapti. Qarang, majbur qosalaringiz deyapti. Alloh taolo yana biz o'ylayapti, yana qullarini o'ylayapti. O'zi harom qilgan narsani bizi foydamiz uchun halol qilyapti Alloh taolo. Muboh qilyapti, izn beryapti, ruxsat beryapti. Kimiki majbur bo'lib qolsa, majburlik qanday sahroda ketyapsiz? Hamma tarafingiz dashtu biyobon. Oldingizga olgan oziq-ovqatlaringiz bitdi, hech qolmadi, adashib qoldingiz. Va atrofga qarayapsizki, biroq qishloq, biroq o'rmon ko'rinmayapti. O'lim aniq bo'lib qoldi. Shunda bir harom narsani ko'rdingiz, masalan, kalamushni ko'rib qoldingiz. Quvlab yurib ushab, yeb qo'ysangiz bo'laveradi. Bu harom edi kalamush. Yoki o'lgan bir hayvonni ko'rib qoldingiz. Yesangiz bo'laveradi. Majbur qoldingiz. Shunda shariat sizga izn beryapti, nimaga? Sizni o'lmasin deyapti. Qarang, sizni hayotingizni qutqarishlik Allohga shunchalik muhimki, o'zini harom qilgan narsasini sizga ruxsat beryapti. Allohning marhamati bu. Endi Alloh taolo bir insonni hayotini saqlab qolishligi uchun harom bo'lgan, qarang, harom bo'lgan narsani halol qilyapti degan bo'lsa, nima uchun hozirgi musulmonlar bir-birini hayotini saqlab qolishlikka harakat qilmayapti? Sal narsa uchun bir-birini o'ldirmoqchi bo'lishadi. Sal yo'l topsa, darrov fatvo berishib, bular kofir, bular mushrik, bular fosiq, bular munofiq, yoki bu falon millat shunaqangi o'zi, ularni o'ldirish kerak deb darrov bir-birini o'ldirishga fatvo berishyapti. Lekin bir insonning hayotini saqlab qolishlik uchun Alloh taolo harom bo'lgan narsalarni halol qilyapti. Insonni hayoti nihoyatda qadr qiymatli. Va shu darajadagi o'sha sahroda o'tiribsiz, yeydigan hech narsa yo'q. O'sha bir kalamush sudralib yuribdi atrofingizda hadib. Oldiniga yegisi kelmadi, bor ket yeb qo'yaman hozir. Aylanib yuribdi, u ham sizni tishlamoqchi kelyapti. U ham sahroda sizdan boshqasini topa olgani yo'q. U ham sizdan umid qilyapti.
Keyin yemin qanday qilib kalamushdi yeyman, yemayman men kalamushdi deb shu holatda o'lsiz gunohkor bo'lasiz. Sizning hayotingiz shunchalik muhim. Boshqa butun harom masala shunday, qon. Boshqa ichadigan narsa yo'q, bir yerda qon topdingiz. İçib şu chanqoqlikdan ölüştük xatarini ketkisiz bo'laveradi. Yoki masalan xamir, araq. Ölüşligingiz aniq chanqoqdan. Shundan araqdan ichsiz bo'laveradi. Yoki mast qiladigan boshqa narsalardan ichsiz yoki yesiz bo'laveradi. Endi bu yerda Alloh taolo safar demadi. Kimiki majbur qolsa dedimi? Shuning uchun ulamolar aytadiki, hozir biz safar deyapmiz. Safar deganimiz bu oyatga bir qaytmas. Misol. Yana bitta misol keltiraman. Siz bir kasal bo'ldingiz. Kasalingizning hech qanday davosi yo'q. Va o'lishingiz aniq. Shunda doktor aytdiki, tabib, ishonchli doktor, namozxon, Qur'on hadisga amal qiladigan, aqidasi tiniq, ishonchli, sunnatlarga amal qiladigan doktor aytadiki, seni bu kasallikni davosi faqatgina to'ng'izdi aytadiki ko'zi. To'ng'izni ko'zini yesang yaxshi bo'lasan, bo'lmasam yaxshi bo'lmaysan, desa. Desa, va shu doktor haqiqatdan to'g'ri gapiryapti degan bo'lsa, taqvodor bo'lsa, uni gapi to'g'ri bo'lsa, shuni yemasangiz o'ladigan bo'lsangiz, tamaniz turroga kirasiz, majbur qolganga kirasizda yesangiz joiz bo'ladi. Boshqa masallar ham shunday. Ya'ni ba'zan harom bo'lgan iloj iste'mol qilishlik joiz bo'ladi shu oyatga ko'ra. Boshqa iloji bo'lmasa. Lekin boshqa davosi bo'lsa, unda boshqa halol narsadan iloj tayyorlashlik kerak, dori tayyorlab uni yeyishlik kerak. Halol narsalar ko'p, mana alhamdulillah. Majburlikka shular hammasi kirib ketaveradi. Yoki bo'lmasam, majburlikka yana bir surat keladiki, bir kofir peshanasiga pistoletni tiraydi. Aytadiki, mana shu o'likni go'shini yeysan deydi. Yemasang otib tashlayman deydi. Qarasizki, hazillashmayapti u. Jiddiy. O'shanda yesiz bo'laveradi. Chunki majbur qoldingiz. Demak, majbur qolishdagi suratlari har xil ekan. Faqatgina safarga xoslamanglar. Mana shunday holatlarda Alloh taolo izn beryapti sizni saqlab qolishlik uchun. G'ayra bag'in va la adin. Haddidan oshmasdan va bag'ovat qilmasdan. Imomi Suyuti nima dedi uni? Bu majbur holatga tushgan odam agar islomiy hukumatga qarshi chiqqan jang qilayotgan holatda bo'lmasa. Islomiy hukumat bilan jang qilayotdi, sahroga tushib qoldi. Yoki kasal bo'lib qoldi. Yoki bo'lmasam, adin mana yo'l to'sallarni misol qildi. Yo'l to'sallik qilayotdi, bir inson shunday majbur holatga tushib qoldi, ularga joiz emas deyapti. Bu narsalar deyishlik muboh bo'ladi kimga? Shariatga muvofiq yashab yurgan holatda. Gunoh qilmagan holatda bo'lsa, shunda yesa bo'ladi. Lekin gunohkorlar yemasin deyapti. Ularni man qilyapti. Chunki Allohning ruxsati Allohning ne'matidir. Allohning fazlidir, osonligidir. Gunohkorlarga osonlik yo'q deyapti. Va bu imomi Shofiyni qavli shu deyaptilar. Masalan, imomi Suyuti imomi Shofiyni fatvolariga ko'p ishora qildilar. Ammo bu yerda nimaga imomi Shofiyni so'zi deyapti? Bir malomatdan o'zini saqlab qolyapti. Nimaga? Chunki oyatda boshqa tafsiri ham bor. Faqatgina shu bog'i haligi islomga xilof qilgan odammi bundan maqsad? Boshqa tafsiri yo'qmi? Mana ko'pchilik mufassirlar g'ayra bag'in degani talab qilmasdan. Ya'ni bir odam majbur qoladi-da to'ng'izni go'shini yeyishni o'zi talab qilmaydi. Masalan, ba'zilar bor, to'ng'izni go'shini majbur qolganda yesa bo'lar ekan desa, yoniga to'ng'izni go'shini olib oladi-da majbur qoladigan holatga boradi keyin. Majbur qoldim, yeb keldim deydi. O'zi talab qilmasdan, istamasdan, nafrat qilgan holatda bo'lishlik kerak. Asl tafsir shu. To'ng'izni go'shtdan nafrat qilishligingiz kerak. Boshqa o'likni go'shtdan nafrat qilishligingiz kerak. Butlar uchun so'yilgan narsadan nafrat qilishligingiz kerak. Ko'ngiz aynishligi kerak. Qondan nafrat qilishligingiz kerak. Shunday holatda yesiz bo'ladi. Lekin uni talab qilgan holatda qanday bo'larkin, shirin bo'larmikin? This is joiz emas. Vala adinni ma'nosi esa haddingizdan oshmasdan. Hiqillaguncha yemang uni. Masalan, o'sha sahroda o'lik hayvonni topdingizmi? Sizdan o'limda xatari ketadigan darajada ozgina yeying. Uni hiqillaydigan darajada, qoningiz ichadigan darajada yeb tashlamang uni. Haddingizdan oshgan bo'lasiz.
adin bo'lib qolasiz. Bag'ingda yana bitta ma'nosi shu harom narsalar deyishlikka yo'l oxtarmasdan. Yo'li bormikin, to'ng'izning go'shini yeyishlikni yo'li bormikin. Mana professorlar fatvo beribdi. Laboratoriyadan o'tkazilsa ba'zi bir moddalarga aralashtirsa bo'lar ekan deb yo'lini oxtarib yemang. Va haddingizdan oshmang. Haddingizdan oshib shariat hukmidan tarqigan holatda yemang deyapti Alloh taolo. Qara, 3 ta tafsiri bor. Uchalasi ham to'g'ri. Lekin Suyuti bitta tafsirni zikr qildilar. Va boshqalarini zikr qilmadilar-da, boshqasini zikr qilmagani uchun sizni ma'lumot qilmasin deb bu Shofiyni so'zi deyapti. Va Shofiyni mazhabiga ishora qilyaptilar. Ya'ni ulamolar oyat hadislarni sharhida ta'assub qilmaslik kerak. Oyat hadisning ma'nosi nima bo'lsa, shuni aytishlik kerak. Suyutini aytgan ma'nosi ham bor. Bu ma'no ham bor. Lekin faqatgina bu emas-ku. Nimaga faqatgina buni zikr qilyapti? Boshqa biz aytgan yuqoridagi yana ikkita tafsir bor mashhur. Undan boshqa tafsirlar ham bor. Ularni ham zikr qilishlik kerak. Maqsad Shofiy mazhab, Hanafiy mazhabni qo'llab-quvvatlashlik emas-ku. Maqsad Qur'on hadisni qo'llab-quvvatlashlik. Shuning uchun Qur'on hadis nima bo'lsa shuni aytishlik kerak. Qur'on deyam Hanafiy qivorsak yo Shofiy qivorsak, hadis deyam Shofiy yoki Hanafiy qivorsak joiz emas bu. Qarang, bu xatolar yani ba'zan olimlardan sodir bo'ladi. Bizga endi ha deb Hanafiylar ko'rsatiladi, Hanafiylar mutaassib, Hanafiylar falon, Hanafiylar piston, oyat hadislarni buzadi deyiladi-yu, lekin bu ta'assub boshqalarda ham bor. Suyuti bo'lsa juda katta mujtahid. Ya'ni mujtahidi mutlaq darajasiga chiqqan olim. Juda katta olim, lekin qarang, jiddiy xato qilyaptilar. Shu tafsirlarni hammasini keltirishlik kerak. Buni tagidagi ixtilofli masala nima? Bilasiz, masalan, bir odam safarga chiqsa va u safari gunoh safar bo'lsa. Masalan, bizning zamondagi mashhur safarlar zino qilishlik uchun bir mamlakatdan bir mamlakatga safar qilishyapti. Erkak bo'lsin, xotin bo'lsin. Yoki dam olish maqsadida deb shu fisku fasod bo'lgan zino, aroqxo'rlik va plyajlarga safar qilishyapti. Shu safar qilgan odam agar musulmon bo'lsa, safarda namozini 2 rakat o'qishi joizmi, joiz emasmi? Ramazonda ro'zasini tutmay qo'yursa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Desa Shofiy aytadiki, bo'lmaydi deydi. Gunoh ishlar uchun safar qilgan odam namozini baribir 4 rakat o'qish kerak deydi. Ramazon ro'zasini tutishlik kerak deydi. Chunki u yengilliklar, ruxsatlar taqvodor kishilar uchun deydi. Fosiqlar uchun emas deydi. Hanafiylar aytadiki, to'g'ri, uni safari gunoh, u mal'un, gunohkor, badbaxt, Allohning g'azabiga qolgan. Lekin Alloh taolo safarga chiqqanda namozni qasr qilishlikka hammaga ruxsat bergan. Taqvodorlarga degan qaytdi shartni qo'ymagan. Ramazonda ham shunday. Agar safarda bo'lsalaringiz yoki kasal bo'lsalaringiz, fa iddatun min ayyamin ukhor, boshqa kunlarda tutib berasizlar degan Alloh taolo. Aytmayaptiki, agar taqvodor bo'lsalaringiz demayapti. Alloh taolo shart qo'ymagandan keyin sizlar ham qo'ymanglar deydi. O'sha ixtilofli masala bor, katta ixtilofli masala. Mana bu oyat hozir Shofiylarni mazhabini qo'llab-quvvatlashlik uchun, bu tafsir to'g'ri kelganligi uchun, qarang, g'ayra bag'in degani islomiy hukumatga bag'ovat qilmagan holatda, adin musulmonlarga haddidan oshmagan holatda bo'lsa deyapti. Demak, bunday holatda bo'lsa yeyalmas ekan deb buni hujjat qilishadi. Mana bizning dalilimiz oyatda kelyapti deydi. Tushundingizmi? Fala isma alayhi. Mana shunday holatda bo'lsa, g'ayra bag'in va la adin bo'lsa unga gunoh yo'q. Lekin haromni talab qilsa, haromni yegisi kelgan holatda bo'lsa yoki shariatga xilof qiladigan bo'lsa, unga gunoh bo'ladi albatta. Va yana aytganimizdek, o'zingizcha taqvo qilib, shuni yemasdan o'lib ketaman siz, gunohkor bo'lasiz. Innalloha g'afurur rahim, albatta Alloh taolo gunohlarni kechiruvchidir. Allohga itoat qilgan kishilarning gunohlarini kechiradi Alloh taolo. Gunohkormiz, xato bo'ladi baribir. Va rahimdur, mehribondir Alloh taolo.
günahlarımızı keçirib, yana o'zi yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan yo'llarga hidoyat qilaveradi. Alloh subhanahu va taolo butun ummatni o'zi yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan yo'llarga hidoyat qilsin, butun gunoh va haromlardan saqlasin. Yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan yo'llarga hidoyat qilsin, butun gunoh va haromlardan saqlasin. Yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan yo'llarga hidoyat qilsin, butun gunoh va haromlardan saqlasin. Yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan yo'llarga hidoyat qilsin, butun gunoh va haromlardan saqlasin. Yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan yo'llarga hidoyat